Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler. Valla açılışta şimdi izleyicileri böyle hani bir aa hayrola nereye düştük, bu kız ekonomi Ne anlatıyordu oluyor? kısmından Kimle? olmasın diye valla ben merakla bekliyordum. O yüzden de yani şimdi hiç de çok da uzatmayacağım Özden Hanım. Önce hoş geldiniz, kitabımız Hoş elimizde, buldum. Teşekkür okundu. ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var Özden Hanım. Bu önce bir yeni çağ diyor deniyor. Sürekli yeni çağ deniyor, Evet. eski çağdan geçiliyor deniyor. İşte kurallar murallar. Ama 2021 bizim için bir köprü yıl. Yani biz Evet. yeniden eskiden yeniye geçiyoruz. Bu köprü yılda doğru yolu bulabilmek için, doğru yol dediğim verimli, bereketli, evrenle uyum içinde, işte istediklerinizin yerine geldiği ve şu değil mi? Önce ilk sorum şu. Evrenle uyum halinde olduğunuzda nasıl elinize telefonunuzu aldığınızda Siri'de mesela işte bana hava durumunu göster diyorsun. O sana çatır çutur gösteriyor. Yani komutu doğru verdiğin için. Evren de böyle değil mi? Aslında biz doğru mesajları veya doğru anlamları yüklediğimizde daha açık, daha böyle istediğimiz yere gitmiyor muyuz? Yani evren nasıl işliyor öyle? Başlayalım, ondan sonra yeni çağ, eski çağ, sonra da bilinçle böyle devam edelim. Bu evren nasıl işliyor da ben en doğruyu 2021'de bulabileyim? Aslında şöyle, 4 yıl önce ben bu kitabı yazmaya başladım ve 2020'de biz yepyeni bir çağa gireceğiz ve burada kendi özümüze uyanma yolunda belirli yolculuklar yaşayacağız ve sarsıntılar olacak. Neden sarsıntılar? Çünkü insan dünyaya eksik ve yarım doğuyor ve tamamlanmak üzerine, aslında özümüze uyanmak üzerine bu dünyadayız. Bu yolculuğu, bu kader yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Fakat bize geçmiş çağdı. Şimdi biz, hani herkes yeni bir çağ diyor. Yeni çağ, yeni dünya düzeni. Şimdi yeni çağ dediğim şey bilinç çağı. Bakın, hani bunun altını çiziyorum. Çünkü bilinç ne demek? Yani bilinç bir idrak, bir bilgi. Yani her şey bilinçten meydana gelmiştir evrende, dünyada da. Yani aşk dediğimiz olay. Dolayısıyla biz bilinçsizlik çağında, hani biz bilinçsizce körü körüne kapitalizmin, sosyalizmin hani belirli dayatmalarıyla bunun gibi olmalısın, şöyle olmalısın. Hani belirli rol modellerle biz aslında bu zamana kadar yaşadık açıkçası. Ama bundan sonra şunu söylüyor. Hayır diyor, sen artık mış gibi yapma. Onun gibi olmalıyım, böyle olmalıyım. Yani bunun işte kullandığımız arabadan giydiğimiz kıyafetlere, işte yani saçımızdan, kıyafetlerimizden, kullandığımız her türlü eşyalardan bile, hani hep aslında başka işte yapmış olduğumuz işlerimiz hep işte belli bir noktada, seviyede insanların gözünde daha onurlu, daha hoş gözükmek için aslında yaşadık yani. Ama şimdi bunu diyor, aş diyor. Yani buradan çık. Çünkü senin bu dünyada bir yaşam amacın var, bunu ortaya koy. Şimdi 2020 ile biz aslında belirli sarsıntılar yaşadık. Yani bunu yıllardır söylüyordum ben, ama işte işimizde, yaşamımızda belirli sıkıntılar, sarsıntılar yaşanacak. Çünkü eğer sana ait değilse o koltuk, sen oraya ait değilsen, bir şekilde dış dünyamızda yaşadığımız her şey bir vesile ve bir vesile gelecek. İşin batabilir, belirli bir şirkette müdür olabilirsin, oradan çıkabilirsin, bir şey olur. Hani bir vesileyle, biriyle orada tartışsın, bir vesileyle oradan uzaklaşacağız diyordum. Nitekim de aslında öyle oldu ve gerçekten hani mesela işte bu anlamda insanların körü körüne bağlandığı tüm koltuklar sallanmaya başladı ve biz uzaklaşıyoruz. Şimdi 2021 ile birlikte aslında hani 20 bizi uyardı. Bak, burası sana ait değil, şurada şunu yap vesaire gibi belirli sarsıntılar yaşadık, ama 2021'de biz kader yolculuğumuzda, yani yaşam amacımızda, yani şöyle söyleyeyim, evrende var olan her şeyin bir potansiyeli vardır. Stephen Hawking mesela, bence kara delikler vesaire değil, en büyük şeyi, en küçük yapı birimiyle en büyük yapı birimi evrende aynı şekilde çalışmaktadır. Şimdi atom altı parçalara baktığımızda onun bir varoluş potansiyeli var ve o potansiyele göre hareket ediyor.
Biz de öyleyiz. Bizim de varoluş amacımız ve bilinç yapılarımız var. Hepimizin belirli yetenekleri, öyle değil mi? Hani belirli, Evet. sahip olduğu, yapabildiği, yapamadığı kavramlar ya da işler var. Ama biz geçmiş çağda ne yaptık? Hep ya sırtımıza fazla yük aldık ya da yükümüzden hep uzaklaştık. Dolayısıyla şimdi yükünü neysen o oluyor. Şimdi de biz bu kendi var olan potansiyelimizi, yani bizim yolculuğumuzda bu potansiyel, biz A noktasından B noktasına gideceksek eğer, biz D'ye doğru gitmeye çalışıyorsak, şu an hala direten firmalar var, şirketler var, markalar var. Hala bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor, belirli reklam politikaları vesaire falan, ki bunların hepsinin çöküşünü göreceğiz. Yani çünkü biz yine geçmiş çağda şunu yaşadık, yani bize dayatılan, aslında ihtiyacımız olmayan şeyleri ihtiyacımız varmış gibi yaptık Evet. ve hep aldık. Şimdi biz burada neyi gördük bu pandemi sürecinde de? Yani neyi ne kadar kullanıyoruz? Gerçekten neye ihtiyacım var? Evet. Şimdi yeni çağda yapılan şirketler, bilinç eşittir aşk, aşkla hizmeti herkes duymuştur ama hani altında yatan kavram ne? Bilinçle diyor hizmet et artık insanlara, aşkla hizmet et. Bilinçle ve aşkla hizmet eden herkes bir şekilde marka olma ve insanlara hizmet etme yolunda maddi manevi kavramlarını sürdürülebilir hale getirebilme yolunda devam edecek. Ama Evet. ihtiyacı yoksa, mış gibi yapıyorsa, bilinçle hizmet etmiyorsa, yani şu an sistem bize 21, 22, 23 yılında, 23'ten sonra çok daha farklı bir noktaya gideceğiz gerçekten. Yani Evet. orada artık sen yaşam amacını ortaya koy, bilinçle ve aşkla hizmet et diyor. Ve burada da hani gerçekten sen insana nasıl hizmet ediyorsun? Yani bu kavramın o kadar, hani gerçekten ihtiyacı var mı yapmış olduğun hizmetin? Yoksa alelade mi yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani sadece para odaklı değil, sadece vermek de değil. Almak ve vermek arasındaki denge. Girişte hani şey söyledin, boşluk. Boşluk aslında Evet. kadın enerjidir. Biz bilmediğimiz, aslında biz korkuyu ve sevgiyi hapsederiz. Korkuyu hapsettiğimizde şüpheye Evet. düşer, sevgiyi hapsettiğimizde de endişeye düşeriz. Yani her birinin ritmik bir dengesi vardır. Evrende her şey step step ilerler. Adım adım adım, artı eksi bir araya gelir ve bütün iş, hani sürekli yeni bir kavram. Çünkü devam etmezse evrenin varoluşu, kainat dediğimiz, uzay dediğimiz kavram çöker, içe çöker. Dolayısıyla adım atmak zorundadır. Biz de öyleyiz. Biz yeniliklere ulaşamadığımızda çöküyoruz. Hastalıklar yaşıyoruz, istemediğimiz olaylar yaşıyoruz vesaire. Şimdi aslında korku, korkulacak bir şey olmadığını, korku ve sevgi arasındaki hakikattir aşk. Yani boşlukta kuantum, biliyorsunuz. Hani Evet. boşluk yok. Olasılıklar potansiyeli ve bir derya var. İnanılmaz bir şeyler keşfediyorlar. Ötesi var. Yani gerçekten şu an elimi kaldırabiliyorsam, ilerleyebiliyorsam, adım atabiliyorsam, bunların hepsi bu boşluğun, hani mesela işte kuantumda şunu söylüyorlar, işte var olan bir top var, ortaya koyuyorsunuz Evet. ama o top her yerde. Her yerde, çünkü olasılık, yani işte dediğim gibi az önce, hani kolumu aşağı indirip kaldırmam vesaire, yani bunlar tabii, ben şu an tabii çok detaya girdim belki burada ama yani biz boşlukta kendi bedenimizdeki eylemi gerçekleştirebiliyoruz ve hakikat aslında bu deryanın, boşluk, boşluk yok, orada müthiş bir derya, müthiş bir deniz var, kadın enerjiyi ve duygularımızı aslında ortaya koyuyor. Mesela ruh, bizim boşluk alanımız dedikleri, işte yani işte dünyaya bakın, evrene, Evet. boşluk, madde var, beden, ruh ve öze sahibiz. Bu üçlemden kaynaklanıyor. Yani bizim aslında boşluk alanımız duygularımızı ortaya koyuyor ve duygularımızı net bir şekilde ifade etmemiz, ortaya koymamız her anlamda
arkadaşınızla, ailenizle, sevdiklerinizle, eşinizle, işinizle, her anlamda duygularınızı ortaya koyduğunuzda, ne hissettiğinizi ortaya koymanız bu süreçte çok çok önemli. Dolayısıyla boşlukla madde arasında bir bütünlük var. Biz materyalist bir dünyadan, çünkü ne yapıyorduk? Biz kuantum da yoktu, hiçbir şey bilmiyorduk. Sadece maddeye bakıyoruz, var olanı görüyoruz, geri kalanını görmüyorduk ve inanmıyorduk vesaire. Şimdi de bu iki arasında denge, bakın mesela bazı öğretilerde ya da şeylerde şunu söylüyorlar. Yani işte sadece pozitif düşün ya da işte burası işte ruhsal bir dünya, madde değil, burası gelip geçici. Hayır. Madde bu dünyanın realitesi ve hakikatinin içerisinde ama tek başına değil. Boşlukla birlikte bir bütündür. Yani bu çok önemli bir şey. Ve bununla birlikte bu ikisini meç ettiğimizde bu iki arasındaki dengeyi koru diyor. Çünkü madde dediğimiz şey de Rabbin, hakikatin, var olan evrenin bir parçası. Dolayısıyla onu da görmezden gelemeyiz. Yani biz kullandığımız eşyalardan, kullanmadığımız eşyalardan sorumluyuz. Kullandığımız ya da işte ya var olan maddi kaynağımız neyse onu bir şekilde kullanmak, ortaya sunmak, hani bir şekilde onu yoğurmak zorundayız. Dolayısıyla bu noktada yeni çağda şirketler, belirli çok ciddi mesela maddi anlamda güce sahip olan insanların ve şirketlerin, markaların daha farklı bir deneyimden, tecrübelerden geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu noktada onların sahip olduğu o kaynakları dünyamızda, realitemizde çok daha doğru kullanmak zorundalar, hizmet etmek zorundalar insanlara. Bunun böyle olmadığı sürece, yani bunu yapmadıkları sürece de bir şekilde düşmeye mecburlar. Dış aynen, yani sistem bunu getirecek, yani bir şekilde bize bu dayatılacak, yapmak zorundayız yani. Şimdi yeni çağın bilincine hazırlık kitabı olarak bu yazıldı ama şimdi bilinç çok farklı. Yani biz zannediyoruz ki uyanık olduğumuzda birkaç tane karar verdiğimizde işte çok bilinçli şeyler yapıyorum ama aslında bilinç dışı, yani bizim dışımızda gerçekleşen çok daha fazla ve hayatımızın daha çoğunu etkisi altına alıyor. Peki bilinçle inanç. Bu şimdi hep diyoruz ya, özünüz ya, aslında ruhumuz sonuçta bize bedenimize ruhumuz gelirken aslında yaradanın bütün parçaları bize geçiyor. Sadece belli evrelerden geçiyoruz ve hani işte önce bir kendimizi işte her şeyi yapabilecek gibi hissediyoruz ama sonra farkına varıyoruz ki aslında burada farklı amaçlarımız var ve farklı bir şekilde yani ben biraz böyle tasavvufa da meraklı olduğum için celali ve cemali olan hani özelliklerimiz var ve onları da dengelemek, yine sizin de söylediğiniz gibi dengeye oturtmak önemli. Hani çok fevri mi, çok ulvi mi, böyle karışık. Şimdi madem ki biz Yaradan'ın bütün parçalarını içimizde barındırıyoruz, inançla bilinç nasıl birbirleriyle hayatımıza var oluyorlar? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi bilinç, burası zıtlıklarımız sistemi biliyorsunuz. Dünya. Artılar ve eksiler var. Devamı olan ikinci kitabımda büyük patlama öncesi sonrasını detaylı açıklıyorum ama zıtlıkların sisteminde her şey iç içe geçip bir bütünlük haline geldi. Şimdi biz taraf tutuyoruz, ayırıyoruz, yargılıyoruz. İyi, kötü, doğru, yanlış dediğimiz tüm kavramlar aslında bizim kendi içimizdeki eksiklikten kaynaklanıyor. Şimdi bir insanın, ben inanıyorum, inançlıyım, inançsızım, bu dine inanıyorum, inanmıyorum, deizm ya da ateistim hiç fark etmiyor. Hepimiz bu dünyada var oluyoruz, yani yaşıyorsak, nefes alıp veriyorsak bizler bir noktadan bir noktaya doğru gidebiliyoruz. Yani bunun başka şeyi yok yani. Ne kadar inanıyorum, inanmıyorum kavramı değil. Dolayısıyla bu noktada hepimiz adım adım bir şeyler öğreniyoruz aslında. Step step bir şeyler öğreniyoruz. Her öğrendiğimiz bir bilinç hali oluyor. İdrak dediğimiz nokta aslında. Ve idrak dediğimiz, bilinç dediğimiz şey o artı ve eksi arasındaki bizim taraflarımız, yargılarımızın olmadığı, taraf ve yargıda savaş hali vardır. Bakın geçmiş çağlarda insanlık savaşla var oldu. Çünkü yarım ve eksikti, hep taraf tuttu. Şimdi ne kadar bir taraftan
açınız. Mesela işte bazı insanlar diyor ki dünyayı iyilik kurtaracak. Neye göre iyilik? Neyi yapıyor? Hani şimdi iyiliğin de varolu olan bir şeyi var. Yani bir insanın bir şeyi öğrenmesi için, idrak edebilmesi için o kötü dediğimiz olayı yaşaması gerekiyor. Evet, kesinlikle. siz hani neye göre bunu yorumluyoruz vesaire. Hani o artı ve eksi olan durumu meç etmemiz gerekiyor. Yani kendi içimizde ayırdığımız yargıları ve eksiklikleri mühürlediğimizde, yani bir ettiğimizde, idrak dediğimiz noktada, o burası zıtlıkların sistemi olduğu için o artı ve eksi arasındaki mühürü sağlayan şey inanç oluyor. Bir mühür gibi işliyor. Ve o bir bilinç hali oluyor. İşte bir idrak, bir bilinç. Ve aşk dediğimiz nokta, bilinç eşittir aşk. Dolayısıyla bilinçli markalar, inançlı markalar bu noktada çok çok önemli. Yani çünkü yani inanç dediğim gibi hani ya ben buna inanç deyince herkes bir dini inanış gibi, körü körüne bağlanmak gibi görüyor ama öyle değil. İnanç dediğimiz şey bilginin, bilincin içerisindeki o artı ve eksiği mühürleyen, onun bir de bütün olduğunu ortaya koyan bir yapıdır. Dolanık, yani dolanıklık diyorlar ya, hepimiz birbirimize bağlıyız. O bağlılıktaki mühürün kendisi aslında. Dolayısıyla hani biz inançlı markalar dediğimizde biz hani bilinç diyoruz, aşk dedik ve inanç dedik. Bilinçli markalar şimdi aşkla hizmet et, bir inançlı hizmet et. Yani inanç, bilinç ve aşkın mühürüyle inançlı markaların ve aşkla hizmet eden markaların ortaya çıkması aslında. Anladım. Mesela şimdi ben kitaptan sevdiğim, yani markalar dolu insanların geneline baktığınızda aslında insanlar negatiflere kendilerine uzaklaştırdıklarında, bu hani içi dışına yansımış dersin ya, mesela çok negatif olan bir insan dünyalar güzel olabilir ama bir yerden sonra işte gözünde yok olmaya başlar ve sende böyle farklı bir şeyler uyandırmaya başlar. Mesela benim kitabı okurken en sevdiğim sayfalardan bir tanesi bu. Şimdi görmüyorlar onlar. İnançlısın özündesinde, hani eğer ki kendinle barışıksa, hep böyle diyoruz ya, şimdi bu pandemi sürecinde pek fazla, çok fazla insan işte kişisel gelişimciler böyle sürekli ritüeller işte konuşuyor, işte pozitif düşün, pozitif düşün. Ben şuna inanmıyorum. Mesela çok kötü bir ortamdasın, ne bileyim annen baban Allah korusun COVID olmuş, hani geçit bir odaya ay her şey çok pozitif, her şey harika, çok güzel gidiyor, çok iyi gidiyor dediğinde bu gerçekleşmiyor. Ama mesela gerçekten o noktaya gidebilmek için belli şeyleri önce kabul etmesi, sonra affetmesi ve sonra da özüne dönmesi gerekmiyor. Mesela benim en sevdiğim şey şu. Özündeysen yaşamında ya da işlerinde sürekli birbirine bağlanan kısmetli olaylarla karşılaşırsın. Böylece sen de etrafındaki insanların, çalışma arkadaşlarının ya da çalışanlarının hayatlarında oldukları için ne kadar kısmetli olduğunu düşünürsün. Özündeysen istediğin tüm fırsatlar bir bir ayağına gelir. Tam karşısında da özünde değilsen sevgilinle, eşinle olan ilişkin almak vermek dengesini sağlayamaz. Böylece her iki tarafta her anlamda doyumsuzdur. Özünde değilsen içinde arzu ettiğin, istediğin yaşamı kendine bile söyleme cesaretin olmaz, kendine çekemezsin. İnsanlar özünü... Şimdi madem özümüze uyanmayı konuşuyoruz. Ay çok da anlamlı değil mi sizin adınız özden, ama öze uyanmak işte özden. Ya harika. Ya evet, tesadüf kafana, değil mi? Ya ben inanmıyorum. Tesadüf diye bir şey var mı? Yoksa bunlar yok, yaşanması gerektiği için. Evet, aynen öyle. Yani isimlerimizin tesadüf olması mümkün değil. Kesinlikle bir enerjileri de var değil mi onların? Bir hepsi yola kesinlikle çıkarken evet, bir enerjiyle çıkıyor. Ve yaşam amaçlarımızı evet ortaya koyuyor. Mesela o zaman daha spesifik sorayım. İnsanlar yaşam amaçlarına doğru giderken, çünkü çok fazla ben gelen mesajlar, çok kaybolmuş insan var şu anda bizim çevremizde. Yani evet, bu pandemiden dolayı. Bana göre de pandemide kaybolmadılar. Bunlar zaten kayıptı. Pandemi arayış. Pandemi onların çevresindeki bütün şeyleri yok etti. Yani tüketmek üzerine, işte ne bileyim yapay, işte yemeğe gitmek, süslenmek, bunların hepsini yok edince adam ve kadınlar kendi kendileriyle kaldılar ve hazmedemediler yaşadıklarını. Özüne dönme yolculuğunda nasıl bir süreç?
Yani mesela iyiye gitmeden önce biraz önce dedik ki hep kötüyü yaşamak zorunda. Çünkü hep kazanırsan hiç kaybettiğindeki kazanımları alamıyorsun. Nasıl bir yolculuktan geçmesi gerekiyor? Ben hani bunu biraz daha böyle özelleştirelim. Neler yaşanıyor? Ya insan pişmeden, yani bir hamuru düşünün. O hamuru bir fırına atıyoruz, değil mi? Hani o yanmadan, o ateşi görmeden pişmiyor maalesef. Evet. Ve işte o idrak dediğimiz noktada, yani bir dakika öncesinde bile çıkaramayız onu. Ya da işte 5 dakika sonra çıkarsak yanar, 2 dakika önce çıkarsak işte hamur olur vesaire. İnsanoğlu maalesef pişmeden hakikate ulaşamıyor, bilincine ulaşamıyor. Şimdi hepimiz çok iyiyken harikayız, değil mi? İşte işimizde güzel paralar kazanıyoruz. İşte akşam işten sonra güzel eğlence mekanlarına gidiyoruz ya da işte başka yerlere gidiyoruz vesaire Evet. falan arkadaşlarımızla. Mutluyuz, her şey çok güzel. Gelişim var mı? Yok. Gelişimin olduğu yerde yani bu dünyanın ve kadersel yolculuğumuzun süreci bu. Yani pişmeden maalesef biz belirli bir idraka ya da belirli bir bilince sahip olamıyoruz. Şimdi sistem ne yaptı bizi? Hani ya bir dur dur dedi yani. Hani mesela Evet. ben işte kapitalizm çökücü, yani 4-5 yıl öncesinden, hani işte şöyle olacak, bunlar böyle olacak, işte bu kitapla birlikte bunları yazdığımda ve anlatmaya başladığımda, hani ya olur mu, işte dünyayı yöneten şunlar var, yani hayır diyordum, yani bir olaya bakar, yani hani Allah'ın, hani bir küçük bir olayına bakar dediğimde, hani hakikaten böyle bir şeyle karşılaştık. Tabii ki böyle bir şey olacağını bilmiyorduk yani, ama bu ne oldu, dünya durdu, bir dur, işte en çok yaptığımız, aslında yapmamamız gereken belki de belirli şeylerden uzak kaldık. Hepimiz şu an var olan deneyimlerimizde işte mesela şöyle bir şey var, hani çok yeni kişilerle karşılaşıp tanışıp onlarla bir arada olmuyoruz, ama çevremizde var olan insanlarla diyalog halindeyiz. Çünkü onlarla var olan bir iletişimimiz, yani daha doğrusu onlarla var olan bir alışverişimiz söz konusu, idrak dediğimiz, hani bir şey öğrenmek, bir şey almak, bir şey idrak etmek. Hani şimdi böyle bir süreçteyiz ve bir durdu. Ya bir dur. Hani mesela ben İstanbul'da, ya dediğiniz gibi, yani hani belirli insanların mesela tamamıyla işte süsleniyorum, etkinliğe gidiyorum, fotoğraf çekiyorum. Tamamen yaşamları bu olan insanlar var ve ama hepsi durdu. Yani bir dur. Yani sen ne yapıyorsun? Kendine gel. Neden bu dünyadasın? İşte sağına bak, eşine bak, ona bak. Mesela aşk diyoruz ya, mesela yani sen eşinle özel hayatında gerçekten ne kadar doyumlusun? Doyumlu musun? Mutlu musun? Yani bu süreçte bütün bunları yaşadık ve devamı da gelecek. Yani hani gerçekten senin hayat arkadaşın mı? Yani onu varlığı için mi seviyorsun? Ya da sadece bedensel olarak mı seviyorsun sen eşini, bir kadın olarak? Hani bütün bunlar, ya da hani vardır ya, işte belirli bir şeye dayatırız. Hani o öyle olduğu için, buna sahip olduğu için, hani bütün bunların aslında hani işlemediğini, çünkü hani sistem bize artık o iki kişi arasında bu uyumsuzluk varsa, o uyumsuzluğun ötesine geç diyor, bırak onu diyor. Çünkü Anladım. bizi böyle bir şey hapsetmiş durumda. Dolayısıyla orada da evet, yani insan maalesef pişmeden, yaralanmadan, bir takım şeyleri yaşamadan idraka ulaşmıyor. Keşke ulaşsa hani. Sorgulamıyoruz çünkü. Zaman alıyor. Evet, Peki bu işte bu zaman süreç bu. sistemi nasıl işliyor? Yani sonuçta olasılıklar var diyoruz. Şey de soracağım. İlk sorum zamanın sistemi nasıl işliyor? İkincisi de madem bu kadar çok olasılık var, bu boşlukta olasılık var. Ben istediğim deneyimi o olasılıklar arasından nasıl seçebilirim? İki sorum var. Birincisi zaman sistemini konuşuyorum. İkincisi de olasılıkların arasından istediğime ben nasıl ulaşacağım? Bir kere zaman sistemiyle ilgili şunu söyleyeceğim. Hani yıllardır da bunu söylüyorum. Şimdi bizler geçmiş çağda, ya bir kere dünyanın adaletli olup olmadığı, hani
düşüncesiyle, mesela adaletsiz olduğunu düşünenler adaletsizlikle karşılaşacaklar. Çünkü evrenin bir işleyişi var, dünyanın bir işleyişi var. Yani bir sistem var ve mükemmel işliyor ve bu her yerde geçerli. Yani dünyayı insanlar yönetiyor sanıyoruz ama aslında insanlar yönetmiyor. Yani hepimiz kendi kadersel yolculuklarımıza var olan potansiyellerimizi ortaya koyuyoruz. Şimdi zaman bu noktada çok önemli. Einstein'ın dediği gibi göreceli, çünkü şöyle göreceli. Bilinç yapılarına göre değişiyor ama şimdi dünyanın da bir bilinç yapısı var ve bu bilinç yapısı titreşim frekansı giderek artmaya, yani bilin, yani dünyanın bilinci belirli Artıyor. insanlar tarafından, evet, kademe kademe artıyor ve devam ediyor zaten bu süreçte de. Arttıkça da bizler geçmişte 50 yılda yaşadığımız olayı biz aslında şimdi geldik 5 ayda yaşıyoruz, yani öyle bir süreç. Ya yani daha da, yani farkındaysanız hani zaman inanılmaz hızla akıyor zaten ve daha da öyle olacak. 2021 bir anda geçecek. 22, 23. Yani bizler artık dediğiniz gibi olasılık potansiyelleri, var olan potansiyel. Şimdi insanların özgür iradesini ortaya koymaz. Yani bizler özgür irademizi ortaya hep koyuyoruz sanıyoruz ama şöyle, özgürlük demek adı üstünde özgür bir bilinç halidir ve özel, yani özgürlük idrakla öze uyanış yolunda kademe kademe açılan bir şeydir yani. Hani dolayısıyla biz özgürlüğümüzü ortaya, özgür irademizi ortaya koymak için bir bilinç yapısına ihtiyacımız var. Bilmeliyim ki özgürce onu kullanmayayım. Yani bilmediğim bir şeyi nasıl yönetebilirim ki özgürce? Yani özgürlük adı üstünde özgür irade, özgürce, değil mi? Hürce ortaya koymak. Yani bunun için de bir bilince ihtiyacım var, idraka ihtiyacım var. Dolayısıyla bizler şimdi gerçekten çok kadersel bir noktanın içerisinden geçiyoruz. Yani karşı koyamayacağımız, yani şu an olasılık potansiyellerini aslında biz birkaç yıl sonra, bir yıl sonra, 2021'de belki evet başlayacak ama hani bu da hani kaç kişinin yapabileceği bir şey bilemiyorum şu an. Yani biz adım adım bunu gerçekleştireceğiz. Yani bizler bilincimize ulaştıkça, var olan potansiyelimizi ortaya koydukça biz de o özgür irademizi ortaya koyacağız. Burada da işte bu zaman mekanizması gerçekten insanlık için de şöyle çalışıyor. Mesela işte dünya bir anda var olmadı, öyle değil mi? İşte meteorlar çarptı, onlar işte tamamen ateşti, sonra çok büyük bir kitle çarptı, sonra işte buhar oluştu vesaire vesaire, katman katman. İnsan da öyle. Yani insanın bir anda var olabilmesi mümkün değil. Yani kendi özümüze uyanma o aslında. Dünya şu an kendi varlığını sürdürüyor ama biz de bu noktada bir süreç yaşıyoruz. Yani zaman hepimize göre farklı işliyor ve hepimizin birer bilinç yapısı var. Yani segment segment, yani işte step step, ya yani birden yüze kadar olduğunu düşünün. Mesela bilinç yapısı yüksek olan insanların sorumluluğu yeni çağda daha şey ve bilinci yüksek olan insanlar daha fazla dünyada lider olacak. İşte yeni sistemi kuracak, yani hani yeni sistemi yönetecek, yeni sistemin içerisinde olacak. İnşallah ben de orada olmak istiyorum. Hani dünyanın en büyük hizmetçisi olmak istiyorum. Dünyanın en büyük hizmetçisi olmak bilinç seviyenin yüksek olması anlamına geliyor esasında. O da işte orada, yani bilinç ne kadar yüksekse aslında yanmak, hani derler ya işte Rabbim kimseye çekemeyeceği yükü vermez. Bilinç yapısı yüksek oldukça o ağırlığımız ve sorumluluğumuz, yaşam amacımız da bize daha fazla şey yapıyor, hani yük yapıyor ama biz bunu kaldırabiliyoruz tabii ki yapımıza göre. Şimdi sistemde o bilinç yapısına göre de zaman işte işliyor, çekebilme gücümüz o bilinç yapısına göre işte. Yani senin yaşam amacın neyse, sen 10 kişiye hizmet edeceksen 10 kişiye, 1000 kişiye ise 1000 kişiye, işte bunu yapacaksan onu yapacaksın. Hani yani şey değil, nerede okudun onu yaptın, o ailedensin, şu kadar zenginsin, bunların hiçbir kavramın işlemediğini göreceğiz. Yaşam amacımız neyse bilinç yapımıza göre şekillenecek
ve bizler bunu ortaya koyacağız. Yani bu çok önemli. Bilinci yüksek olan insanların sorumluluğu çok daha fazla olacak. Çünkü tamamen insanlara hizmet etmek zorundalar aşkla. Anladım. Peki mesela burada önemli olan, şimdi bilinç eğitimi de, siz bilinç eğitimi de veriyorsunuz. Madem bilinç bu kadar önemli, bilinç eğitiminde mesela şimdi bu kavramlar biraz geniş. İşte öze uyanmak, hayat gayesini anlamak, bunlar zor şeyler yani. Aynı bayağı uzun sürecek bir şey yani. Ben bir gün ertesi sabah uyanıp da bilincimi ay dur yükselttim, olmayacak. Nasıl bir eğitim yani, bilinç eğitimi nedir? Ben onu nasıl başlayabilirim? Yani şöyle, şimdi burada işte büyük patlama sonunda evrenin varoluşu ve insan, yani aslında insan bir alem, bir evren. Bu noktada bir çapraz bir ateş var. Evet. Kendi içimize çapraz ateş ediyoruz. Yani dış dünyamızda yaşadığımız her ne varsa bizim içimizdeki eksiklikten kaynaklanıyor. Ve ben bir insanla birlikte olduğumda onu, hani okuyabilme diyorum ben, analiz etmek, hareketlerinden davranış biçimi, işte yapmış olduğu şey ya da nerede sıkıntı yaşıyor. Hani o eksikliği aslında başka yerde, farklı bir alanda kendisi yapıyor. Mesela işte şikayet ettiği bir konu var. X kişi, işte eşim bana şunu ya da eşimde bu problemi yaşıyor. Mesela erkekler de daha farklı çalışıyor, kadınlar da daha farklı çalışıyor. Çapraz bir ateşte bir kendi içimize ateş ediyoruz. Ve bunu işte o hani artı ve eksi dedim ya, o artı ve eksiği bir araya getirdiğimizde yaşamımızda, İlişkimizde, işimizde, bildiğin işimizde şeyler, yani o bizi kalıplaşmış ya da istemediğimiz tüm olasılıklardan kurtulmuş oluyoruz. Yani gerçekten müthiş sihirli çalışan bir sistem var. Mesele bunu analiz edip ortaya koymak. Ama hani o zaman şöyle mi Özden Hanım? Mesela ben birisiyle tanıştım. Bir kız arkadaşımla, mesela bu benim başıma geldiği için kız arkadaşımla tanıştım. İkimizin farklı tarzları var. Ama mesela o normalde çok yumuşak olmasına rağmen biz iyi arkadaşız. Mesela benim çok sert bir tarzım var. O zaman benim onunla bir şekilde bir arkadaşlık, bir ilişki kurmamı şeyse, onun da hayatının bir evresinde aynı benim gibi o zaman birine davranıyor. Ama mesela benim tarzımdan rahatsız olduğunda bana söylüyor. Ama karşısında ben dikiliyorum. Ve hani onun hayatında varım. Bu böyle bir şey mi? Ya da mesela annem babam diyor. Mesela ben ağlardım. İşte annem babam beni anlamıyor, beni anlamıyor diyor. Aslında ben de hayatımın bir evresinde birilerini anlamıyorum. Ve hani ben bu yaşadığımı aslında birine yansıtıyorum. Böyle diyebilir miyim? Kesinlikle şöyle. Şimdi siz arkadaşınızı aslında kabul, yani sizin dominant bir duruşunuz var. Çok iyi anlıyorum. Ben de hani bunları çok yaşadım. Hani ama kendi varlığınızı ortaya koyuyorsunuz. Ama mesela ben mesela işte hani bir şey varsa ortada onu söylemekten, hani susmak değil söylemekten yanayım. Mesela evet, hani tamam. Ortaya koymak, gücümü göstermek falan. Ama bir başka farklı bir açıda onu söyleyecek o güçte de değil aslında. Hani yani şimdi hani bilinç seviyeleri de var dedik ya hani. Evet. Aslında biz kabul etmiyoruz. Belirli mesela işte benim en büyük sınavım mesela inançsızlık olmuştu. Yani insanlar yani niye bunu yapamıyorlar ki? Niye onu görmüyor ki? Niye bunu yapmıyor ki? Hani herkesi kendimiz gibi var olmasını sanıyoruz. Özellikle bilinç yapısı yüksek olan insanlarda hani herkes niye benim, yani niye düşünmüyor ki? Niye yapmıyor ki? Zaten herkes sen olsa zaten herkes tek çeşitlilikte olur. Çeşitlilik ve zenginliği ortaya koymak aslında hepimizin farklı farklı bir takım yeteneklere ve özelliklere sahip olmamız. Dolayısıyla biz aslında içgüdüsel olarak onu kabul etmiyoruz. Yani niye öyle davranıyor ki? Niye bunu yapıyor ki? İşte niye beni anlamıyor? Neden böyle diyor? Neden şunu yaptı gibi. Hani aynen, yani biz ya bazen hani şey, kabul etmemek de bir şey, bir sınav yani. Çünkü var olan çeşitliliği her deneyim kabul etmek zorundayız. Yani belirli alanlarda yalanı, ya niye böyle yapıyor, niye onu yapıyor? Ya yani biz hep biz kendimizden sorumluyuz. Yani bir kere şu an yeni çağda insanlar bunu çok idrak etmeli.
Çünkü çok ciddi anlamda şirk koşuyoruz. Yani işte o onu yapamıyor, o onu dedi, bu bunu şöyle dedi, bunun insanlar böyle, lanet olası insanlar, olumsuz insanlar, cahil insanlar, şöyle insanlar. Yani cahil insan dediğimiz, yani belki bir Anadolu'da köyde doğmuş ya da başka şeyde hepimiz belirli imkanlara sahiple dünyada var olmuyoruz. Yani biz de bir farklı bir alanda cahil ya da bizim ötekileştirdiğimiz bir alanda Evet. doğmuş ve orada da yaşamımızı, yani hepimizin çeşitliliği gerçekten, yani biz çok farkında olmadan ötekileştiriyoruz ya da bu şöyle kötü, yani aklınıza gelecek kötü ya da iyi dediğiniz, aa bu kadın şöyle, aa bu böyle dediğimiz ne varsa aslında şirk koşuyoruz. Herkesin gerçekten farklı deneyimi var ve hepimiz kendimizden sorumluyuz ha. Kendini bil, haddini bil, hakikatini bil. Hakikatini bilmek Ha. haddini bilmektir. Haddini bilmek, önce sen kendi yaşam amacını ortaya koy. Ya boş ver. Onun ne yaşadığını bilemezsin ki. O hangi deneyimlerden geçti, hangi yollardan geçti, tepeden mi geçti, ırmaktan mı atladı, denizde boğuldu mu, tekrar mı çıktı? Hani bütün bunları bilemeyiz. Dolayısıyla Evet. biz hep yargılıyoruz. Ama insanlar yargıladıkça o yargıladığı şey çok daha hızlı bir şekilde bir perde gibi böyle şak 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 önüne gelecek. Yani yargılayacağız önüme. İstemediğimiz, böyle nefret ettiğimiz her şey önümüze gelecek. Çünkü onu çöz diyor. Sen Anladım. kabul etmiyorsun bir parçayı. Eksik sayıyorsun ve kendi içinde bunun bir şeyi var ve bunu aslında farkında olmadan farklı bir açıda, farklı bir alanda sen yapıyorsun ve bunu yapma. Hani sistemin şeyi bu. Bütünü olduğunca kabul etmek ve şu an sahip olduğumuz tek şey özüne uyan, kendinden sorumlusun. Ya yani ben kendimden sorumluyum. Elbette yaşam amacım ortak hocam. Elbette sorulara ya, elbette kitap yazacağım vesaire. Elbette seminerler vereceğim. Elbette siz işte ekonomiyle ilgili insanlara yol açacaksınız ama hani herkes bilsin ya da değil. Alan alacak, almayan devam Anladım. edecek. Görmeyen görecek, gören görecek yani gibi. Yani hepimizin farklı farklı alanları var ve yargıladığımız sürece yargıladığımız her şey iş yaşamımızda, özel hayatımızda bir bir önümüze gelecek. Lütfen yargılamayın ve ötekileştirmeyin. Bunu çok fazla söylüyorum. Bu nokta, çünkü bu 2023'e kadar olan süreçte çok çok önemli. Hepimiz kendimizden sorumluyuz. Kendi hakikatimizi ortaya koymak, özümüze uyanmak, yaşam amacımızı bilinçle ortaya koymak. Yani bu. Anladım. Dolayısıyla evet, bu çok önemli. O zaman 2021 yılında ya, çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar böyle, tamam siz yargılamadınız. Hani insanlar hakkında yorum yapmış ve ama o kadar çok bazen karşıdan yapılan meslekle veya şeyle kötü yorum geliyor ki bazen insanın yani siniri bozuluyor. Öyle ne kadar hani ben kendimden sorumluyum, ay dur özüme uyandım denilse de sonuçta bazen gerçekten böyle çok sinirinin bozulduğu anlar oluyor. Benim mesela oluyor. İnanılmaz yorumlar geliyor buraya. Karşısına geçip hani çok özür dilerim diyorsun hani. Acaba sen toplama çıkarma falan yapabilecek beyinde misin, yoksa gelip hani laf olsun diye mi beni böyle konuşuyorsun diye. Bazen çok çıldırasım geliyor. Hani o zamanlarda böyle pozitif kalmaya çalışıyorum. Beste yapma, beste etme bilmem ne. Ama bazen mesela ben kendimi tutamıyorum. Yani insanın sonuçta böyle gerçekten çok sert tepkiler verdiğimde oluyor. Peki böyle durumlarda mesela ben nasıl bir herkesin yaşadığına eminim. Yani ben şu anda sokaklara çıkıldığında gergin olmayan, birbirine saldırmak için bahane aramayan kimse olduğunu düşünmüyorum. Herkeste bu hava var. Çünkü artık pandemi sıktı, aşı gelecek dediler, gelmedi. Herkes zaten negatiften besleniyor. Çünkü bence Türkiye'de toplum olarak bir negatiften beslenme var. Yani pozitiften değil. Mesela hani güzel şeyler anlatsan, işte kuşlar böcekler uçuyor, harika harika dersen mutlaka karşıdaki adam negatif bir şeye bağlar. Ama kuşlar da işte şöyle de pisletiyor falan, yani bu en basit şeyse. Böyle bir şeyle karşılaşıldığında peki ne olacak? Yani yargılamıyorum, yeni sisteme geçiyorum, uyanıyorum. Ama mesela mutlaka oluyor. Ben çok dengeli olduğumu düşündüğüm bir zamanda bile bir anda tak dengem bozulabiliyor.
Ki herkese de oldu, eminim. Şöyle, ya özün uyanış yolculuğu zaten bir anda olabilecek bir şey değil yani. Biz şu an bu süreçten geçiyoruz zaten. Tamam. Hani güzel. Şu anki yaşadığımız her noktada, her deneyimde biz zaten bunu öğrenmek, adım adım ilerlemek. Yani evet çok yani ben gerginiz, evet sıkıldık, ben de çok sıkıldım hani vesaire ama ben bir kere şey, pozitifcilerden değilim. Hani, tamam. Pozitif ol, pozitif her şey, öyle bir şey yok. Yani mümkün değil. Yani hepimiz dedim ya hani bir şey görüyoruz, bizi rahatsız eden bir şey var. Orada evet. Çözmem gereken bir şey var. Şimdi hani biz ne kadar onun üstüne gidersek, oradaki bakış açımızı ne kadar ortaya koyarsak o daha çok gözümüze, önümüze gelecek. Yani aslında var olan her şeyin, yani işte birileri anlamayabilir, işte mesela benim söylediklerim bazı insanlara çok ütopik gelebilir, ne diyor diyebilir, çok muhafazakar olan ya da inanmayan insanlar için hani böyle daha farklı bir şey olabilir. İşte sizin anlattığınız belirli ekonomik ya da işte bu güncel olaylar hani insanlar tarafından algılanmayabilir. Hani zaten mesele şu, ya ben de mesela ya niye beni anlamıyorlar? İşte ben 4 yıl önce yazmaya başladım. Hani ben bir astrolog değilim, ben bir şey dedim. Hani bildiğin hani ben oturdum bu kitabı yazdım ve hani bir de çok yoğun bir iş temponun arasında evet. Böyle. Hani ya insanlar anlamıyor. Ya niye beni anlamıyorlar? Hala da öyle. Anlaşılma isteği ve arzusuyla yıllarım geçti açıkçası yani. Ama maalesef mesela işte iş platformunda ya da işte belirli yerlerde bir şeyi anlatıyorsunuz. Evet deniyor. Evet. Aradan 2 dakika geçiyor. İyi de dedim ya işte şu yok, bu yok, öteki. Hani bildiğimiz hani gıybetin ya da başka bilinçsizlik şeylerinin dibi vuruluyor ya da ötekileştirmiyor. Ya mesela işte sisteme, devlete, ona buna haykıran, evet. Yani her şey bir vesile. Ya dolayısıyla burada maalesef işte dedim ya hani bunu özümsememiz gerekiyor. Anladım. Yani bu çok önemli. Hani hep herkes bizi anlamak zorunda değil ama onları rahat bıraktığımızda, yani onlarla bir savaş halinde olmadığımızda, onlar var. Evet. Onların da farklı yollarda deneyimi var. Farklı yollardan geçmiş. Sizin gibi kültürel yapıya sahip olmamış. Onun da öyle bir yolcu. Onları serbest bıraktığımızda zaten onlar kayboluyor. Ya aslında şöyle bir şey var. Kültürel yapı falan da diyeyim. Mesela ben bundan 3 yıl öncesinde benim annemlerin böyle bir grubu var. İşte Lyons diye geçiyor. Oradan oraya gidiyorlar. İşte kültür gezileri falan yapıyorlar. Biz de eşimle katıldık. İşte Samsun'a gittik, Erzurum'a gittik, Kars'a gittik. Böyle bir tur gibi bir şey. Şimdi biz oraya gittik. Ben ne diyeyim, nasıl anlatayım? Fevri değilimdir de böyle kararlarım kendime özdür. Bir şey dinlemem. Mesela bir şey karar veririm. Genelde hani çok da değişik şeylere karar veririm. Mesela işte işi bırakacağım derim, işi bırakırım. Ondan sonra işte şuna başlayacağım derim, başlarım falan. Yani kendime hastır böyle. Ben yargılanmak için veya bir şey değiştirmek için yaşamak istemiyorum diye böyle bir şeyim vardı. Böyle kuralım vardı. Şimdi orada tabii insanlar özgürlük. Daha böyle alışmış, ne diyeyim, onların yaşları da biraz daha benden büyük. Hani bir de bir üst jenerasyon hep böyle şey, işte olur, idare edelim, alttan alalım. Yani böyle işte senden bu bekleniyor falan. Ben bir ara Özden Hanım seyahatte şunu fark ettim. Sürekli kendimi açıklamaya çalışıyorum. Ay yok, ben öyle demek istemedim. Ay yok, ben öyle demek istemedim. Ondan sonra eşim bana dedi ki, Besteciğim dedi, bu insanlar senin arkadaşın değil. Biz hasbelkader bir grupla bir seyahate çıktık. Rahat bırak dedi. Ya rahat bırak. Onlara bir şey açıklama. Mesela bir şey, tamam ablacığım, aynen öyle. De geçiştir. Hiç umurunda olmasın yani. Kaç yaşında kadınlara laf anlatmaya çalışma falan. Aa ben evet doğru. Yani aslında son 3 senedir ben bu hani işte şey yapmaya çalışıyorum. Ama böyle çok birebir temas bazen olduğunda tabii, mesela hani bileyim 100 tane kötü yorumu bir günde okuyunca 99.sunda mesela sinirim bozuluyor yani, hani onun gibi. Ama mesela şuna eminim yani, hani rahat bırakmak. Eskiden ben insanla inanılmaz fazla eleştirdim. Mesela aa şöyle olmuş, böyle olmuş, işte ay hayır mı? Şimdi mesela
bazen kendimi tekrar o evreye getiriyorum, böyle çok dehşet eleştiriler. Eleştiriler dediğim de böyle yüzeysel, saçma işte, yok saçının boyası gelmiş, yok dişi işte yamuk falan. Ve hani böyle şeylerde rahat bırakmayı öğrendiğimden beri gerçekten ben de hani böyle yola girdiğimi düşünüyorum. Bazen eleştiri yüzeysel olur, bazen derin olur. Ama hani yıllar geçtikçe bakıyorum ki gerçekten rahat bırakmak ve bazı şeylerde hani ya o da insan, ne yapalım? Hani bu da bu kadar demek herhalde insanın kendi özüne de dönerken bir adım değil mi? Yani benim zor atlattığım bir Ya adım yani. kesinlikle. Ya aynen, yani mesela ya çok küçük yaşlarda çok büyük bir bilinç yapısına sahipsiniz. Hani birçok alanda yeteneklisiniz. Onu biliyorsunuz, görüyorsunuz hani. Bir de balık burçları olarak şimdi Evet, benim aynen. duygumu Bir de sınavı. şeyi sevmiştim. Telefonda söylemiştiniz ya, doğduğumuzda aslında kendi hayatta, yani yaşam amacımızı çıkarabilecek bilince sahibiz. Ama Evet. bedenimiz bizle aynı gitmiyor. Bence o inanılmaz bir şeydi yani. Benim 1,5 yaşındaki kızım benden daha hızlı bir şekilde bedene el verse yaşam amacını bulabilir mi ya? İnanılmaz bir şey Kesin, bu. ama onlar tabii ki daha üst jenerasyon, yani onlar bizden daha büyük, yani sizin daha gelişmiş versiyonunuz, yani onlar ki onlar yeni çağın, O hani beste biz 2-0. kuracağız Hazır belki, mıyız bilmiyorum bunu. yani olacağız bir şekilde, olacağız, daha şey küçük zaten, Çok büyümesine küçük, şu kadar şimdi var. küçük. Evet. Çok tatlı. Yani aslında şöyle, mesela sizde gördüğüm birazcık böyle, evet, bilme hali, hani o kendimden örnek vermem, o hani bilme halinin sürekli hani işte niye o görmüyor, niye o bilmiyor, neden o öyle değil, yani işte dedim ya, bilinç seviyelerimiz var ve bilinç seviyen ne kadar yüksekse hepimizi aslında bağrımıza basmamız gereken ve insanlara Evet. yargılayarak değil de yol göstermek adına yapmamız gereken çok şey var. Ve sizinle biraz daha böyle aslında dominant bir karakter. Evet, ben de öyleyim yani. Hani baskın bir karakter. Hayatımda her şeyi ben kendim karar verdim. İşimi de dediğiniz gibi hani bunu yapmam, şöyle yapmam, bunu giderim, onu alırım, bunu yaparım falan. Ama gerçekten hani birazcık daha böyle özümsemek ve insanları birazcık daha anaç Evet. olarak böyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani Kucaklamak lazım. gerçekten bilmiyor, yani görmüyor bizim ya da onun bakış açısıyla, ya da bazılarının o bakış açısıyla da ben, aa diyor, hani garip geliyor mesela, böyle bakıp izliyorum bazen, hani onu da biz yapamayız, bizi de o yapamaz, onu da bu Doğru. yapamaz gibi, yani hepimizin farklı farklı şeyleri var, hani sadece kabul etmek, yani bir şekilde yani olumlu ve olumsuzun bir bütün olduğunu, negatif ve pozitifin sadece adım adımla ilerlediğinde bir hakikatle bütünleşebildiğini idrak etmemiz gerekiyor. Anladım. Harika, harika. O zaman bütün bu konuların daha detaylarını merak edenler bence bu kitabı mutlaka okumalılar. Harika bir kitap. Ben yarılayabildim çünkü böyle çok derin okudukça okumaya çalıştım. Yani süratle okumaya çalıştım. Alt yazılar bilmem ne, ama harika. Uyan kitabı Özden Yılmaz tarafından öneriyorum şiddetle. Ve Teşekkür size de çok ederim. teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir yayındı. Ben teşekkür ediyorum. Çok Umuyorum keyifliydi. her konuya değinebilmişizdir diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Her zaman beklerim oral sohbetlerini. Tamam. Hoşça kalın. İyi Görüşmek akşamlar. üzere.